Tepki gecikmedi. St. Petersburg'da bir hükümet bildirisi yayınlandı. Meydana gelen olayın Rusya'ya saldırı, Çar'a ve Çariçe'ye hakaret sayılacağını öne sürüyor ve Tahran hükümetinin resmen özür dilemesini istiyordu. Paniğe kapılan başbakan İngilizlere danıştı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı Çar'ın şakası olmadığını, Bakü'ye birlik çıkarttığını, İran'ı işgal etmeye hazırlandığını ve ültimatomu kabul etmenin akıllıca bir iş olacağını bildirdi. 24 Kasım 1911'de İran Dışişleri Bakanı içi kan ağlayarak Rus elçiliğine gitti, elçinin elini sıktı ve şunları söyledi. Ekselans, hükümetim beni, hükümetinizin konsolosluk mensuplarının uğradıkları hakaret nedeniyle özür dilemekle görevlendirdi. Ona uzanan eli sıkarken Çar'ın temsilcisi de şu yanıtı verdi. Özrünüz, birinci ültimatomumuza bir yanıt olarak kabul edilmiştir. Ancak şu anda St. Petersburg'da ikinci bir ültimatom hazırlandığını haber vermek durumundayım. Bana ulaştırıldığında içeriğini öğrenmiş olacaksınız. Bu sözlerin ardı hemen geldi. Beş gün sonra 29 Kasım öğle vakti Rus elçisi Dışişleri Bakanı'na yeni ultimatomu verdi ve ayrıca Londra'nın da onayı olduğunu bildirdi. Madde 1 Morgan Schuster gitmelidir. Madde 2. Rus ve İngiliz elçiliklerinin onayı olmaksızın bundan böyle yabancı uzman istihdam edilmeyecektir. Parlamentoda 76 milletvekili bekliyordu. Bazıları sarıklı, bazıları fesli veya takkeliydi. Ademoğullarından en aşina olanları Avrupa usulü giymişlerdi saat 11'de başbakan bir dar ağacına çıkar gibi kürsüye çıktı. Londra'nın da onayını almış ultimatomu kısık bir sesle okuduktan sonra hükümetinin kararını bildirdi. Direnmeyecekler, ultimatomu kabul edecekler, Amerikalıyı ger geri göndereceklerdi. Yani bir kelimeyle eskiden olduğu gibi devletin çizmeleri altında ezilmektense vesayetleri altına gireceklerdi. Beterin beterini önlemek için yetkiye gereksinleri vardı. Onun içinde milletvekillerine ultimatumun öğle saatinde bittiğini, tartışacak vakitleri olmadığını hatırlatarak güvenoyu istedi. Konuştuğu sürece içeriye girmesini kimsenin önleyemediği Bay Pokitanov'un locasına kaçamak bakışlar fırlatıyordu. Başbakan yerine oturduğunda ne alkışlandı ne yuhalandı. Ezici, sıkıcı bir sessizlik oldu. Sonra Schuster'i başından beri desteklemiş olan peygamber sülalesinden saygıdeğer bir seyit ayağa kalktı, kısa bir konuşma yaptı. Özgürlüğümüzün ve egemenliğimizin zorla elimizden alınması belki de Allah'ın emridir. Ama onları kendi ellerimizle teslim edecek değiliz. Yeni bir sessizlik oldu. Sonra doğrultuda, aynı doğrultuda kısa bir konuşma daha Bay Pokitanov gösterişli bir biçimde saatine bakıyordu. Başbakan bunu görünce saatini çıkardı. 12'ye 20 vardı. Ürktü, bastonuyla yere vurdu. Oylamaya geçilmesini istedi. Dört milletvekili çeşitli bahaneler öne sürerek aceleyle dışarı çıktı. Geriye kalan 72 milletvekili hayır dedi. Çarın ultimatomuna hayır. Schuster'in gitmesine hayır hükümetin tutumuna hayır. Böylece başbakan istifa etmiş sayıldı. Bütün kabinesiyle düştü. Pokitanov kalktı, St. Petersburg'a çekeceği telgraf zaten hazırdı. Büyük kapı çarpılarak kapandı. Yankısı sessiz salonda dalga dalga yükseldi. Milletvekilleri kendi başlarına kaldı, kazanmışlardı ama içlerinden bu zaferi kutlamak gelmiyordu. İktidar ellerindeydi. Ülkenin yazgısı, anayasanın geleceği onlara bakıyordu. Ne yapılabilirdi, ne yapacaklardı bildikleri yoktu. Gerçek dışı, duygulu, karmaşık bir oturumdu bu. Bir bakıma da çocuksu. Ara sıra ileriye bir düşünce sürülüyor ve hemen vazgeçiliyordu. Amerika'dan askeri birlik göndermesini istesek, neye gelsinler, Rusların dostu onlar, Çarı, Japon İmparatoru ile barıştıran Başkan Roosevelt değil miydi? Ama Schuster'e yardım etmek istemezler mi? Schuster İran'da çok tanınıp çok seviliyor ama ülkesinde adını duyan çok az. Amerikan yönetimi St. Petersburg'la Londra'yı kızdırmış olmasından pek hoşlanmayacaktır. Onlardan bir demir yolu yapmalarını isteriz. Belki bu öneriye bayılırlar, yardımımıza koşarlar. Belki ama gelmeleri 6 ay sürer. Çarsa 2 haftada burada olur. Ya Türkler, ya Almanlar, Japonlar neden olmasın? Rusları Mançurya'da ezmediler mi? Kirmanlı bir milletvekili, Şah'ın tahtını Japon Mikado'suna sunma önerisinde bulunacakken Fazıl patladı. Şunu iyice bilmeliyiz ki İsfahanlıları bile yardıma çağıramayız. Eğer savaşacaksak bu Tahran'da olacaktır. Tahranlılarla olacaktır ve şu anda Tahran'da bulunan silahlarla olacaktır. Tıpkı 3 yıl önce Tebriz'de olduğu gibi. Üzerimize bin kazak değil, elli bin kazak göndereceklerdir. Hiçbir kazanma şansımız olmadığını bilerek çarpışmış olacağız. Bu cesaret kırıcı konuşmayı başkası yapmış olsaydı, suçlamaların ardı arkası kesilmezdi. Ama Tebriz kahramanından, Adem oğullarının en ünlüsünden gelince sözcükler gerçek anlamını buldu. Yani gerçeğin acı yüzü ortaya çıktı.'' O andan itibaren direniş önerisinde bulunmak zorlaştı ama Fazıl yine de yaptı bunu. Vuruşmaya hazırsak bu sırf geleceği kurtarmak içindir. İran daha hala İmam Hüseyin'in anısını yaşamıyor mu? Oysa o da önceden yitirilmiş bir savaşta çarpıştı, yenildi, ezildi, katledildi ve şimdi biz onun adını onurlandırıyoruz. İran'ın inanmak için kana ihtiyacı var. Biz İmam Hüseyin'in yoldaşları gibi 72 kişiyiz. Ölürsek bu parlamento bir anıt kabir olur. Demokrasi yüzyıllar boyu doğu toprağına gömülür. Hepsi ölüme hazır olduklarını söyledi ama hiçbiri ölmedi. Davaya ihanet ettikleri için değil, aksine kentin savunmasını üstlenecek gönüllüler bulmuşlardı. Tebriz'de olduğu gibi Ademoğulları ilk sıralarda yerlerini almıştı. Ama bu çözüm değildi. Çarım birlikleri ülkenin kuzeyini işgal ettikten sonra şimdi de başkente doğru yürümekteydi. İlerlemelerini yavaşlatan tek şey havanın karlı oluşuydu. 24 Aralık günü düşük başbakan iktidarı zorla ele geçirmeye karar verdi. Kazakların, bahtiyarilerin, jandarma kuvvetlerinin önemli bir kısmının yardımıyla başkente egemen oldu ve parlamentoyu feshettiğini bildirdi pek çok milletvekili yakalandı. En etkin olanları sürgüne gönderildi. Listenin başında Fazıl vardı. Yeni rejimin ilk işi, Çar'ın ultimatomunu resmen tanımak oldu. Nazik bir mektupla Morgan Schuster'e işine son verildiği bildirildi. İran'da sadece 8 ay kalmıştı. Soluk soluğa, çılgınca, baş döndürücü ve doğunun yüzünü değiştiren 8 ay. 11 Ocak 1912'de Schuster törenle uğurlandı. Genç şah onu Enzeli limanına götürmek üzere emrine kendi otomobilini ve Fransız şoförü Varley'i verdi. Ona veda etmeye gelen İranlılar ve yabancılar bir hayli kalabalıktı. Kimi oturduğu saraya gitmiş, kimi yol boyunca dizilmişti. Alkış yoktu ama binlerce elin usulca selamı, gözlerden akan gözyaşları vardı. Bir alay insan terk edilen bir sevgili gibi ağlıyordu. Yol boyunca sadece ufak bir olay oldu. Bir kazak konvoy geçerken yerden bir taş aldı ve Amerikalı'ya atar gibi yaptı. Eylemini tamamlayabildiğini sanmıyorum. Otomobil Kazvin kapısından çıkıp kaybolduğunda Charles Russell'la birkaç adım yürüdüm. Sonra tek başıma Şirin'in sarayına yöneldim. Beni karşılarken çok üzgün görünüyorsun dedi. Schuster'i yolcu ettim diye cevap verdim. Nihayet gitti dedi Şirin. Doğru duymuş olduğumdan emin değildim açıkladı. Kendi kendime bu ülkeye hiç gelmeseydi daha iyi mi olurdu diyorum. Ona dehşetle baktım. Bunu sen mi söylüyorsun dedim. Evet dedi. Bunu ben Şirin söylüyor. Gelişinde Amerikalı'yı alkışlayan ben, her eğilimini onaylayan ben, onu bir kurtarıcı olarak gören ben, Amerika'da kalmamış olduğuna üzülüyorum. Ne kusuru oldu ki? Olmadı. İran'ı anlayamamış olduğu da bundan belli. Gerçekten anlamıyorum dedim. Krala karşı haklı olan bir bakan, kocasına karşı haklı olan bir kadın, subayına karşı haklı olan bir er iki kat ceza görmez mi? Zayıfların haklı olmaları hatadır. Rusların ve İngilizlerin karşısında İran zayıftır. Bir zayıf gibi davranmalıydı. Sonuna kadar mı? dedim. Günün birinde ayağa kalkması, modern bir devlet kurması, halkını eğitmesi, zengin ve saygın ülkeler arasına girmesi gerekmez mi? Schuster bunu denemeye kalkıştı. Bu yüzden ona saygım sonsuz, dedi Şirin. Ama daha az başarılı olsaydı, bugünkü duruma düşmezlik diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Şimdi demokrasimiz yok oldu, toprağımız işgal edildi. Çarın emelleri hep böyleydi. Bu er geç olacaktı Şirin. Felaket gelecekse bile geç gelmesi yedir. Sen Nasrettin Hoca'nın eşek hikayesini bilir misin? Nasrettin Hoca İran'da, mavera Nehir'de ve Küçük Asya'da fıkralarıyla efsane olmuş bir kişidir. Şirin anlatmaya koyuldu. Yarı deli bir hükümdar eşek çaldı diye Nasrettin Hoca'yı ölüme mahkum etmiş tam öldürülmeye götürülecekken hoca şöyle bağırmış. Aslında bu eşek benim kardeşimdir. Bir büyücü onu bu hale soktu. Bu eşeği bir yıl bende bırakın ona tekrar sizin benim gibi konuş, sizin gibi benim gibi konuşma öğretirim. Hükümdar ilgilenmiş, hocaya söylediklerini tekrar ettirdikten sonra pekala demiş. Ama günü gününe bir yıl sonra eşek konuşmazsa ölümlerden ölüm beğen. Hükümdar gidince karısı hocaya böyle bir şey nasıl söylersin diye sormuş. Eşeğin konuşmayacağını sen de biliyorsun. Tabii ki biliyorum diye yanıtlamış Nasrettin Hoca. Ama bir yıla kadar hükümdar ölebilir, eşek ölebilir, ben ölebilirim. Şirin devam etti. Vakit kazanabilseydik belki Rusya, Balkan veya Çin savaşına girerdi. Sonra çarda ölümsüz değil ölebilirdi. İsyanlarla tahttan indirilebilirdi sabretmeliydik, beklemeliydik. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyebilmeliydik. Doğu her zaman böyle bir basiret göstermiştir. Schuster bizi batılıların ritmiyle ilerletmek istedi. Bizi yıkıma götürdü. Bunları söylerken acı çekiyordu. Ona karşı çıkmamaya özen gösterdim. Şirin devamla, İran bana şanssız bir yelkenliği hatırlatıyor dedi. Denizciler yeterli rüzgar olmamasından yakınıyorlar hep. Sonra birden Tanrı onları cezalandırmak istercesine bir fırtına gönderiyor. Uzun süre düşüncelere dalıp sustuk. Sonra sevecenlikle ona sarıldım. Şirin. Adını söyleyiş biçimim miydi? Sıçradı. Benden uzaklaştı. Kuşkuyla gözüme baktı. Gidiyorsun dedi. Evet ama başka türlü. Başka türlü nasıl gidilir? seninle gidiyorum. Cherbourg, 10 Nisan 1912. Önümde uçsuz bucaksız Manş denizi. Sakin, gümüş sularıyla uzanıyor. Yanı başımda şirin, bavullarımızda el yazması. Çevremizde belirsiz bir kalabalık. Olanca doğulu bir kalabalık. Titaniye binen pek çok ünlüden söz edildi ama bu deniz devinin kimler için yapıldığı unutuldu göçmenler milyonlarca göçmen erkek kadın ve çocuk için hiçbir toprağın beslemeyi kabul etmediği ve Amerika özlemi çeken onca insan için gemi tam bir dolmuş gemisi gibiydi. Southampton'dan İngilizleri ve İskandinavları Queenspit'ten İrlandalıları ve Cherbourg'dan daha uzak diyarlardan gelen Yunanlıları, Suriyelileri, Anadolu Ermenilerini, Selanik veya Besarabya Yahudilerini, Hırvatları, Sırpları, Acemleri toplamaktaydı. Limanda gördüğüm doğulular bunlardı. Her biri serüvenci bir bakışa, bir iç acısına, bir dik kafalılığa sahip görünüyordu hepsi batıya varır varmaz bir insan beyninden çıkma en güçlü, en modern, en sarsılmaz ürün olan bu gemiyle denize açılmayı bir ayrıcalık sayıyordu. Ben de farklı düşünmüyordum. Üç hafta önce Paris'te evlenmiştim ve yola çıkmayı erteleme nedenim sevgilime yaşadığı görkemli doğu deprebesine eş bir balayı yolculuğu yaşatmaktı. Bu boş bir kapris değildi. Şirin Amerika'ya yerleşme düşüncesini uzun süre benimseyememişti. İran'ın uyanışı yarıda kesilmeseydi Şirin, Şirin bu önerimi asla kabul etmezdi. Onu ayrıldığı ortamdan çok daha görkemli bir düş dünyasında yaşatmak istiyordu. Titanik bu isteğime tam uyan gemiydi. Bu yüzden saray doğudaki keyif ehilleri gibi zevkleri olan kişilerce inşa edilmişti. İstanbul'daki ya da Kahire'deki gibi insanı gevşeten bir tür kamamı vardı. Palmiye ağaçlı verandaları, barfiksli jimnazyumu, çölde geziyor izlenim edinmek isteyenler için elektrikli düğmesine basınca yürüyen devesi vardı. Titanik'te yalnızca bu egzotik görünüşün arayışı içinde değildik. Avrupa usuyla eğlendiğimizde oluyordu. İstiridye yemek, Lyon usulü pişirilmiş bir tavuğun keyfine varmak, 1887 Kos Desturnel şarabını yudumlamak, Hoffman'ın masallarına ve Geishayı ya da Büyük Moğol'u yorumlayan orkestra'yı dinlemekte cabasıydı. Bugünlerin bizim için değeri, İran'daki gibi gizlenmek zorunda olmayışımızdı. Prensesimin Tebriz'deki, Zarganda'daki veya Tahran'daki evleri ne kadar rahat olursa olsun, aşkımızı dört duvar arasında gizli tutma zorunluluğu beni rahatsız ediyordu. Artık birlikte olmanın, birlikte kol kola gezmenin keyfini sürüyor ve geminin en geniş kamerası olduğu halde kameramıza dönmeyip geç vakte kadar çevremizdeki bakışların üzerimizde takılı kalmasından hoşlanıyordum en çok sevdiğimiz şeylerden biri de akşam gezintilerimizdi. Yemeğimizi yer yemez bir gemi subayını ve hep aynı subayı bulmaya gidiyorduk. O bizi bir kasanın önüne götürüyor, oradan el yazmasını çıkartıyor, güverteden bir koridorlardan geçerek kafe Paris'e'nin rahat koltuklarına kuruluyor, rastgele birkaç dörtlük okuyor, sonra asansöre binerek güverteye çıkıyor ve açık havada öpüşüyorduk gecenin ilerlemiş saatinde el yazmasını odamıza götürüyor ve sabah aynı subay tarafından kasaya konuluncaya kadar yanımızda alıkoyuyorduk. Bu Şirin'in pek hoşuna giden bir tören, adeta bir ayindi. Onun için de her gün aynı ayrıntıları aynı biçimde tekrar etmeye özen gösteriyordum. Dördüncü gece el yazmasını Hayyam'ın şu dörtlüğünün bulunduğu yerden açtık. Ömür soluğumuz nereden geliyor diye soruyorsun. Uzun bir öyküyü özetlemek gerekirse derim ki okyanusun dibinden. Her şeyi yeniden yutan okyanustan. Okyanustan söz etmesi hoşuma gitmişti. Tekrarlamaya kalkıştım. Şirin sözümü kesti. Lütfen. Boğuluyor gibiydi. Kaygıyla yüzüne baktım. Bu rubayı ezbere biliyorum dedi. Ama birden ilk kez duyuyormuşum gibi bir duyguya kapıldım. Sanki anlatmaktan vazgeçti. Derin bir nefes aldı. Biraz sakinleşmiş gibiydi. Bir an önce varmış olmayı istiyorum dedi. Omuzlarımı silktim. Yeryüzünde güvenle yolculuk yapacağımız bir gemi varsa o da bu gemidir. Kaptan Simit'in dediği gibi tanrı bile bu gemiyi batıramaz. Böyle demekle onu rahatlatacağımı sanırken büsbütün ürküttüm koluma yapıştı. Böyle konuşma asla dedi. Niye telaşlanıyorsun Şirin? Laf olsun diye söyledim. Bunu sen de biliyorsun. Bizde bir imansız bile böyle bir şey demeye cesaret edemez. Titriyordu. Aşırı tepkisini anlamakta güçlük çekiyordum. Yolda düşmemesi için kendisini tutmak zorunda kaldım. Ertesi gün kendisine gelmişti. Onu eğlendirmek için geminin eğlence yerlerini gezdirdim, elektrikli deveye bindirdim. Ama Şirin'i hiçbir şey oyalamıyordu. Akşam yemeğinde sessizdi, bitkin gibiydi. Güverde, güvertedeki gezimizi yapma, yapmamayı ve el yazmasını kasada bırakmayı önerdim. Yatmak üzere kameramıza çekildik. Rahatsız bir uykuya daldı. Onun için kaygılıydım ve bu kadar erken yatmaya alışık olmadığım için gecenin büyük bir kısmını onu seyretmekle geçirdim. Ne yalan söylemeli. Gemi buzdağına çarptığı zaman farkına bile varmadım. Çok sonraları, çarpma ne zaman oldu diye sorulduğunda, gece yarısından az önce yandaki kamerada yırtılan çarşaf sesi gibi bir şey duyduğumu hatırladım. O kadar. Herhangi bir çarpma duymuş değildim. Sonunda uykuya dalmıştım. Kapıya vurulup avaz avaz bağırıldığı vakit sıçradım. Saatime baktım, biri on e vardı. Sabahlığımı sırtıma geçirip kapıyı açtım. Koridor boştu. Uzakta yüksek sesle konuşulduğunu duyuyordum. Gecenin bu saatinde bu normal bir şey değildi. Fazla kaygılanmadığım için Şirin'i uyandırma gereği duymadan ne olup bittiğine bakmaya gittim. Merdivende fazla telaşlı olmayan bir sesle kamuratlardan biri bazı küçük sorunlardan bahsediyordu kaptan bütün birinci sınıf yolcuların geminin en üstündeki güneş güvertesinde bulunmalarını istiyor, dedi. Karımı uyandırayım mı diye sordum, biraz rahatsız da, kaptan herkes dedi efendim. Kameraya dönüp Şirin'i uyandırdım. Son derece yumuşak bir biçimde, alnını okşayarak, kirpiklerini öperek, adını fısıldayarak, dudaklarımı kulaklarına yapıştırarak, mırıldanırcasına kalkman gerekiyor dedim. Güverteye çıkmalıyız. Bu akşam olmaz dedi Şirin. Çok üşüyorum. Gezecek değiliz. Kaptanın emri. Bu sözcük bir yıldırım etkisi yaptı. Hüdaya! Tanrım diye haykırdı. Acelecik giyindi. Onu yatıştırmak zorunda kaldım. Acelemiz olmadığını söyledim. Güverteye çıktığımızda görülür bir telaş vardı. Yolcular filikalara bindiriliyordu. Biraz önceki kamarot oradaydı. Ona doğru gittim. Soğuk kanlılığından hiçbir şey kaybetmemişti. Önce kadınlar ve çocuklar dedi. Şirin'i elinden tuttum. Filikalara doğru götürürken el yazması diye yalvardı. Bu karışıklıkta onu büsbütün kaybederiz. Kasada daha iyi korunuyor dedim. Onsuz bir yere gitmem dedi. Kamarot gitmek diye bir şey söz konusu değil diye araya girdi. Yolcuları bir veya iki saat için uzaklaştırmak söz konusu. Bana sorarsanız bu bile gerekli değil ama gemide kaptanın sözü geçiyor. Şirin inanmış görünmedi, sadece sürüklendi ve buna karşı koymadı. Ta ki bir gemi subayı yanına gelip efendim bu yana size ihtiyacımız var diyene kadar yaklaştım. Bu filikada bir erkek eksik, kürek çekmesini bilir misiniz? Cheesepeak körfezinde yıllardır kürek çektim, dedim. Rahatladı, Şirin'i ve beni filikaya bindirdi. Filikada 30 kişi kadardı, bir o kadar da boş yer vardı. Birkaç deneyimli kürekçili filikaya binmem emredilmişti. Bizi pek de hoşuma gitmeyen bir sertlikle denize indirdiler. Kürekleri asıldım. Nereye gitmek için? Hangi karanlık noktaya? Hiçbir fikrim yoktu kurtarma işiyle uğraşanlar da bilmiyorlardı. Sadece gemiden uzaklaşmaya ve yarım mil ötesinde beklemeye karar verdim. İlk dakikalarda hepimizin tasası soğuktan korunmaktı. Dondurucu bir rüzgar esiyordu ve gemi orkestrasının çaldığı havayı duymamızı engelliyordu. Uygun bir yerde durduğumuz zaman gerçeği aniden fark ettik. Titanic öne doğru kaykılmış, ışıkları tek tek söner olmuştu. Hepimiz heyecanlanmıştık, suskunduk. Birden biri seslendi. Bu yüzden bu yüzen bir adamın seslenişiydi. Filikayı ona doğru yönelttim. Şirin ve diğerleri adamı Filikaya çıkartmaya yardım ettiler. Az sonra başkaları da işaret verdi. Onları da denizden topladık. Bu işe dalmışken Şirin bir çığlık attı. Titanik, dikey bir biçim almıştı. Beş dakika öylece durdu, sonra yazgısının kendisini beklediği yere gömüldü. 15 Nisan günü bitkin, yorgun, üzgün haldeydik. Karpatya gemisinin güvertesinde Şirin yanı başımda sessiz. Titanik'in battığını gördüğümüzden beri tek bir söz etmemişti. Bakışlarını benden kaçırıyordu. Onu sarsmak istiyor, kurtulduğumuzu hatırlatmak istiyor, çoğu yolcunun öldüğünü, şu güvertede kocalarını, çocuklarını yitirmiş kadınlar olduğunu söylemek istiyordu. Yine de ona öğüt vermekten kaçınıyordum. Bu el yazmasının benim için olduğu kadar onun içinde bir mücevherden daha değerli, biraz da birlikte oluşumuzun nedeni olduğunu biliyordum. Bunca felaketten sonra yok oluşu Şirin'i ister istemez çok etkileyecekti. Bu işi zamana bırakmayı yeğledim. 18 Nisan gecesi New York limanına yanaştığımızda müthiş bir karşılama oldu. Gazeteciler kayıtlarla gelmiş, ellerinde hoparlörlerle avaz avaz sorular soruyor. Yolcuların bir kısmı da ellerini hoparlör gibi ağızlarında tutarak yanıt vermeye çalışıyordu. Karpatya rıhtıma yanaşır yanaşmaz gazeteciler kurtarılanlara doğru koşup aralarından hangisinin konuyu ayrıntılarıyla anlatacağını bulmaya çalışıyordu. Beni seçen Evening Sun'ın genç bir muhabiri oldu. Özellikle Kaptan Smith'in tutumuna ve yolcuların davranışlarına ilgi duyuyordu. Yolcular panik olmuşlar mıydı? Birinci sınıftaki yolcuların kurtarılmasına öncelik verildiği doğru muydu? Yanıtların her birini düşünüyor, belliğimi yokluyordum. Vapurdan inerken sonra da rıhtımda uzun uzun konuştuk. Şirin bir ara yanımda durmuş, sessizliğini korumuş, sonra birden yok olmuştu. Kaygılanmam için bir gerek yoktu. Kuşku, kuşkusuz bu yakınlarda olmalıydı. Beni flash ışığıyla yaklaşan şu fotoğrafçının arkasında bekliyor olmalıydı. Gazeteci ayrılırken tanıklığım için beni kutladı. Daha sonra da konuşmak için adresimi aldı. Çevreme bakıp duruyordum. Şirin'e seslendim. Sesim gittikçe yükseldi. Şirin yoktu. Beni bıraktığı yerden kıpırdamamaya karar verdim. Bekledim. Bir saat. İki saat. Rıhtım yavaş yavaş boşaldı. Nereye bakmalı? Önce White Star bürosuna gittim. Titanic'in şirketiydi. Sonra kurtarılanların yerleştirildikleri otelleri dolaştım. Hiçbir iz yoktu. Rıhtıma geri döndüm. Boştu. Bunun üzerine adresimi bildiği ve yatıştıktan sonra beni arayabileceği yere dönmeye karar verdim. Anna evime. Uzun süre Şirin'den haber bekledim gelmedi. Bana yazmadı. Kimse benim önümde adını anmadı. Bugün kendi kendime soruyorum. Acaba böyle biri var mıydı? Doğu saplantılarımın bir ürünü müydü yoksa? İçimdeki kuşku artınca, belleğim sislenince, aklımı kaybedecek gibi olduğumda kalkıp odanın bütün ışıklarını yakıyor, eski mektupları çıkartıyor, onları yeni almışım gibi açıyor, kokularını içime çekiyor, bazı sayfalarını yeniden okuyordum. Bu mektupların ifadesindeki soğukluk bile içimi ısıtıyor, bana yeniden yeni bir aşk yaşıyormuşum izlenimi veriyor. Ancak o zaman yatışarak onları yerlerine koyuyor ve geçmiş anılara döndüğüm karanlıklara dalıyorum. İstanbul salonlarından birinde söyleni verilen bir sözcük, Tebriz'de geçirilen uykusuz geceler, Zargan'da kışının sıcaklığı. Son yolculuğumuzdan da şu sahne. Güverteye çıkmış dolaşıyor, karanlık bir köşede öpüşüyorduk. Yüzünü ellerimin arasına alabilmek için el yazmasını bir kenara bırakıyordum. Şirin bunu görünce gülmekten kırılmış, bir iki adım geri atmış ve tiyatroda oynar gibi gökyüzüne seslenmişti. Titanik'te rubayat. Doğunun çiçeği, batının çiçekliğinde ey Hayyam yaşadığımız şu güzel anı görebilseydin